Ve işte ilk haberimiz geliyor. Hayırsız Evlat adlı tiyatro oyunu öğretmenlerin kurduğu eğitimciler tiyatro topluluğunca belediye düğün salonunda sunuldu. Ne güzel. İkinci haberimiz Balıkesir'den. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar köyünde bir emekli öğretmen tarafından kurulan müze büyük ilgi görüyor. 1991 yılında Türkiye'nin ilk özel etnografya müzesi olarak hizmete açılan müze UNESCO tarafından ödüllendirilmiş ayrıca. Ve bir başka haber, Osmaniye ili Sumbaş ilçesi Alibeyli İlköğretim Okulu Müdürü Necdet Köse, okul bahçesinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş okul yemekhanesinin bir aylık çalışma sonunda tüm işçiliğini kendisi ve müdür yardımcısı Gökhan Avlukyarı ve öğretmenleriyle birlikte yapmışlar. Bravo, bravo. Gerçekten alkışlanacak. Sevgili öğretmenlerimizden, sevgili öğretmenlerimizin ellerini öpmemiz gerekiyor değil mi? Ve bir başka haber, romantik öğretmenden pankartlı evlilik teklifi. Adana'da sınıf öğretmeni 25 yaşındaki Erhan Alataş, gönlünü kaptırdığı meslektaşı 23 yaşındaki Zeynep Derneğe üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazan pankartla sürpriz evlilik teklifi yapmış. Ay, çok güzel, harika değil mi? Sevgili çocuklar. Ve bir başka haberimiz Antalya'dan geliyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde Ufuk İlkokulu öğretmenleri değerler eğitimini gölge oyunu karakterleri Hacivat ve Karagöz'ü canlandırarak veriyor. Ne kadar güzel. Kutlarım. Keşke Diyarbakır'a da gelse bu etkinlik. Ve Tokat'tan bir haber. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretmenlik mesleğinde fark yaratanlar seçildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine öğretmenlerin daha etkin ve içten katılımının sağlanması amacıyla bu etkinlik yapılmış. Wow. Ve Tarsus'tan bir haber geliyor. Tarsus ilçesinde 11 yıl önce geçirdiği tren kazasında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Seda Küçükşahin'in anısına ailesi tarafından köy okulunda yaptırılan toplantı salonu açılmış. Evet, böylece bütün öğretmenlerimizi unutmayacağımızı bir kez daha kanıtlamış olduk bu haberle. Ve bir başka haber, yine Bursa'ya gidiyoruz bu defa. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinin kapsamında düzenlediği Bursa Mobil Eğitim Projesi BUMEP'in en yaşlı kursiyeri olan 82 yaşındaki, bakın işte görüyorsunuz resmini, 82 yaşındaki emekli öğretmen Türkan Özkan, mahallesine kadar gelen bu imkandan yararlanmak istediğini ve güler yüzlü öğretmenler sayesinde kısa zamanda bilgisayar kullanmayı öğrendiğini açıkladı. Çok güzel. Bakın işte örnek olabilecek bir öğretmen tamına 82 yaşında ve bilgisayar kullanmasını öğrendi. Onun ellerinden öpüyoruz. Evet. Ve bir başka haber. İnternetten tanıştığı bir Türk arkadaşından etkilenerek İslamiyet'i araştırmaya başlayan Taylandlı bir öğretmen Bursa'ya giderek Müslüman oldu. Bu da Taylandlı bir öğretmenle ilgili bir haber. Çok güzel. Kendisini kutluyoruz. Doğru yolu seçtiği için. Ve Bitlis'e gidiyoruz şimdi. Bitlis Öğretmenler Derneği BÖDER tarafından Mutki ilçesinde ücretsiz etüt merkezi açıldı. Harika öğretmenlerimiz, Bitlisli öğretmenler Bitlis'te ücretsiz etüt merkezi açmışlar. Harikasınız. Ve Antalya'ya gidiyoruz. Antalya Manavgat'a Comenius projesi kapsamında gelen Güney Koreli öğretmen Chaok Park, Side'de yaşayan 85 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Karay'ı ziyaret ederek Türk askerlerinin 72 yıl önce ülkelerini işgalden kurtardığı için teşekkür ederek minnettarlığını bildirdi. Yaşasın! Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Ve 12. haberimiz. Bugün çok güzel haberler hazırlamıştık ve son haberimizi okuyorum. Şimdi burada 3 tane öğretmen görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Nevşehir'den bir haber. Nevşehir'in ilk özel kolejlerinden birine gidiyoruz ve çeşitli tarihlerde mezun olan bu 3 bayan öğrenci şimdi mezun oldukları kolejde
öğretmenlik yapıyor. Ne kadar güzel. Kendilerini kutluyoruz. Kendilerini kutluyoruz sevgili izleyiciler.